Borabox TV'den herkese tekrar merhaba. Bugün Burak Bayram'la müthiş büyük bir ailenin hem tanıtımın hem incelemesini yapacağız. Evet. Longin Conquest. Doğru, doğru. Nasılsın? İyiyim Doruk. Sağ ol. Hoş geldin. Sen nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Müthiş büyük bir aile dedin. Ondan sonra tam ona cevap verecektim. 41 tane referans var koleksiyonda. Tam. Evet, 41 kere gerçekten. maşallah. Gerçekten. Aynen öyle. Bu arada tabii bununla ilgili aslında rakamla ilgili söylemek istediğim başka bir şey daha var. O da Longin'deki arkadaşlarımız bize tam 14 tane farklı referans göndermiş incelememiz için. Yani gerçekten 14 saatin bir arada gelmesi buraya pek nadir rastlanan bir durum. Bunun için de özellikle teşekkürlerimizi sunuyorum. Zannetmiyorum ki farklı bir medya bu kadar fazla örneğine yeni Conquest serisinin bir erişim sağlayabilsin. Şimdi komik olacak ama 14 tane saati bir rulonun içine sığdırmayı başarmışlar. Ha, evet o da var. Ben doğru. büyük bir çanta bekliyordum. Çok adet de saati taşımak için daha Hı -hı. güzel bir yöntemmiş. Neyse biz saatlere dönelim. Longin'in hem saat dünyasında hem ülkemizdeki Hı -hı. pozisyonundan bence başlamak daha doğru olacaktır. Bu konuda fikirlerini eminim takipçiler de merak ediyor. Daha önce de aslında bahsetmiştim bu konulardan. Yine de bir altın çizmekte fayda var. Longin gerçekten çok köklü bir marka. Bir İsviçre markası. Şu Swatch Group altında faaliyetlerine devam ediyor. Sadece Swatch Group için değil, hatta sadece İsviçre için değil, dünya çapında lokomotif saat üreticilerinden biri. İnanılmaz bir adet söz konusu. Gerçekten farklı model aileleri, o farklı model ailelerinin kendi altında birçok referansı bulunuyor. Bu konuda da gerçekten özgün, kendi nevi şahsına münasır bir marka ve kesinlikle saat dünyası için önemli bir marka. Ülkemizde uzun zamandan beri tanınan bir marka. Osmanlı döneminden beri Türkiye'de faaliyetlerini kesintisiz devam eden ve gerçekten bugün saat hakkında ortalama bilgide hatta ortalamanın altında bilgiye sahip olan bir kullanıcı için ya da bir müşteri profili için bile kaliteli bir saat dendiğinde ilk akla gelen isimlerden biri. Dolayısıyla hem dünya için hem de ülkemiz için oldukça önemli bir marka özellikle marka değeri ve prestij konularında da yine Longin'in ben etraftan aldığım bilgilere İnanılmaz. göre çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Bir de en önemlisi özellikle bizim ülkemizde bu yani en dikkat edilen kriterlerden bir tanesi. Verdiğim para karşılığında aldığım kalite, hissiyat evet, ve diğer tüm değerler saate dair e, Longin bu konuda bence başarılı bir grafik sergiliyor. Kesinlikle. Peki Conquest özelinde? Conquest aslında biraz ilginç bir model ailesi. Çünkü Conquest yaşamına spor bir saat olarak başlıyor 1945'li yıllara kadar. Aslında giden bir geçmişi var. O dönem Longines pek çok ödül sahibi oluyor hem cep saatleri hem de kol saati modelleriyle. Ve bu başarısı zaman tutma konusundaki yüksek kabiliyete sahip mekanizmaları ve sağlam dayanıklı modelleri kaşifler arasında gerçekten çok iyi bir yöne sahip. Özellikle Fransız kaşif ekibi tarafından ihtiyaç duyulan saatler Longines tarafından sağlanıyor. Longines burada klasik saatlerini, geçme kapaklı saatlerinin arkasına vidalı bir kapak ekleyerek onu hiç olmazsa rutubete, toza ve dış etmenlere karşı koruyacak şekilde, koruma altına alacak şekilde bir tasarım geliştiriyor. Bu arada 1950'lerin koşullarından bahsediyorum. Yani ne kadar dayanıklı olabilir ki arka kapak demeyin. Saatler hani çok basit darbelerle ya da çok hafif bir rutubetle dahi çalışamaz hale gelebilecek dönemler bunlar. Dolayısıyla Longines bu konuda bayağı yenilikçi. Daha sonra Conquest bu fetheden özelliğinden, yani belki bugünün tabiriyle field watch özelliğinden birazcık daha uzaklaşıp daha dress watch evet. bir hale geliyor. Yani 1960'lar, 70'ler hatta ve hatta 80'ler o günün moda ve diğer tasarım trendlerini takip ederek çok zarif, küçük, ince saatler yapıyorlar. 2000'li yıllara geldiğimizde Longin Conquest'in gerçekten o fetheden karakterini hatırlıyor ama bunu bütün model ailesine entegre etmek yerine sportiflik işini Hydro Conquest'te bırakıyor ki o da bizim genelde çok seviyorum. beğendiğimiz, çok sevdiğimiz ve oraya baksa yer verdiğimiz bir model. GMT eklemesi yapılan modelleri konuşmuştuk. Yeni GMT de çok başarılı. Hı? Bir takım detaylar var, doğru. Gerçekten öyle. 2023 yılına geldiğimizde ise Conquest spor özelliğini tekrar geri kazanıyor. Belki bir Hydro Conquest kadar ileri derecede spor bir saat değil ama günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak. Bir kullanıcının bir saatten ortalama beklentilerinin tamamını sunabilecek, tüm kutulara tik atabilecek amiyane tabiriyle bir saat üretiyor ve bu koleksiyonun ismi de yine Conquest oluyor. Şimdi bu Longines'in ürün gamına baktığında aslında tek bir saatle bütün ortamlara, okazyonlara, beklentilere cevap verebilme evet. durumunu bir genele yayılmışlık söz konusu. Doğru. Şimdi Hydro Conquest'te biraz daha sportif detaylar ön planda. Şu an bileğimizdeki Conquest'te biraz daha klasik detaylar ön planda. Doğru. Evet. Ama yine de baktığımda genel evet. itibariyle saat birçok beklentiyi karşılayabilecek özelliklere sahip. Burada aslında şuna da dikkat etmek lazım. Conquest 2023 model ailesi 41 tane referanstan oluşuyor dedik. 29,5 milimetreden 43 milimetreye kadar bir kasa çapı alternatif söz konusu. Yani kadın modeller, erkek modeller, unisex modeller. Diyelim. Burada gerçekten çok zengin bir ürün grubu var. Bunun dışında quartz modeller de var. Aynı zamanda mekanik otomatik modeller, otomatik kronograf olan modeller de var. Dolayısıyla Longin yeni Conquest ortaya sunduğu tasarım diline o kadar çok güveniyor ki korkunç bir yatırımla neredeyse profil yelpazesinin tamamını kapsayacak bir ürün grubu ortaya koyuyor. Yani bu da aslında bakacak olursan kolay bir şey değil ama bir noktada trendlerin son geldiği durum açısından bakıldığında da mantıklı bir şey çünkü neden? Biz sonuç itibariyle saat meraklıları olarak belki her saatte farklı bir detay buluyoruz veya her detay için farklı bir saate yöneliyoruz. Ama herkes bizim kadar bu işe gönül vermiş değil. Ortalama kullanıcı dediğimiz profil sonuç itibariyle bir tek saatle bütün işlerini halletmek isteyebilir. Son derece normal bir durum bu. Yani sonuçta ben de bir tek otomobille bütün işlerimi halletmek isteyebilirim. Eğer meraklı olmasaydım. <laughs> o yapıyorsun. şekilde söyleyeyim. Ki bazen de yapıyorum. Doğru söylüyorsun. Yani sonuç itibariyle bu yaklaşımı takdir ediyorum. Anlıyorum. Longin'in de bu kadar güzel bir tasarımın üzerine bunu bina etmesini çok başarılı buluyorum. Bence iyi bir iş yapmışlar. Bu kadar çok Ebat seçeneği olunca tabii Hı -hı. biraz kafa karışıklığı da söz konusu olabiliyor evet. ama bütün ürün gamına baktığımda evet istediğim bu diye çok net bir ayrım yapabiliyorum şu anda kolumdaki işte 40 bin birimlik 3 kollu otomatik versiyon evet. var ki birazdan ebatla ilgili detaylara değineceğim. Bir saat editörünün en yakın arkadaşı diyebileceğimiz ekipman olarak burada bir kumpasımız mevcut. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben bunu masamdan ayırmıyorum çünkü incelemem için bize yollanan saatlerce. Çantasında da taşıyorum bu arada. <laughs> Bazen üreticilerin bize sunduğu bilgileri buradan ben teyit etmem gerekebiliyor. Longin de buradaki saatlerinde bezel çapını esas almış. Evet. Şimdi 41 milimlik versiyonda 49 milimlik bir ulak tulak uzunluk söz konusu. Aynı şekilde 42 milimlik kronografta da 50 milim aşan bir ulak tulak söz konusu. Evet. Bu evatlar bana benim değer yargılarıma göre birazcık uzun geldi. Evet. Saatlerin biraz daha kısa olmasını tercih ederdim. Ama genel yapı itibariyle hem konforda hem de gösterişte herhangi bir problemle karşılaşmadım. Saatlerin kalınlık değerleri de yine bulundukları kategoriye göre makul sayılabilir. Bence i̇şte de. Otomatikte 11 milimin biraz üzerinde kronograflıda da 14-14,5 milim civarlarında bir kalınlık değeri evet. var. Kronograflı da özellikle bu kalınlık değerinin düşük tutulabilmesinin sebebi şimdi 14,5 milime düşük mü diyecekler ama 100 metre su geçirmez diye sahip son derece teknolojik bir saatten bahsediyoruz. Modüler kronograf kullanmışlar. Dolayısıyla orada incelik ölçütünü de makul seviyelerde tutabilmişler. Şimdi en beğendiğim detaylardan bir tanesi saatlerin bilezikleri. Aynı şeyi düşünüyorum. 22 milim ve 21 milim. Boynuz aralığı söz doğru. konusu. Ama en önemlisi klipse doğru 16 milime kadar incelen bir bilezik var. Evet. Muazzam Tam bir bilek konforu sağlanmış. Hı hı. Çift taraflı katlanır toka var. Maalesef katlanır tokada hassas ayar yani mikro ayar dediğimiz seçenek yok hı hı. ama son kısma bir tane yarım bakla koymuşlar. Evet her iki ee, tarafı. O yarım baklanın evet olup olmaması yine bileğinizde biraz daha tam ayar yapma anlamı da size yardımcı oluyor. Ben genel itibariyle Doruk'un söylediklerine katılıyorum. Özellikle bileziğin altını çizmek istiyorum. Bilezik gerçekten çok güzel olmuş. Son zamanlarda açıkçası fiyat performans olarak beklentimin üzerinde bir tasarımla karşılaştığım, bir kaliteyle karşılaştığım yani bilezik bu oldu. Her zaman videolarda bahsedelim. Güzel kaliteli bir metal bilezik yapmak hala kolay bir iş değil. Özellikle finisaj konusunda, parçaların birbiriyle uyumu konusunda, boşluklar konusunda. Longin burada çok güzel bir iş yapmış. Kasayla entegrasyonu çok güzel yapılmış. Arada hiç boşluk yok. Fakat End link dediğimiz son bakla hemen lag yani boynuzun ucundan kırıldığından dolayı doğruun bahsettiği ölçü tam olarak bileğinizde gördüğünüz ölçü. Doğru. Yani daha uzun daha geniş bir saatte karşılaşmıyorsunuz. Yani okuduğunuz spekleri kafanızda canlandırdığınızda kolunuza taktığınızda gördüğünüzden daha farklı bir şey çıkmayacak karşınıza. Bunu size garanti edebilirim. Onun dışında klipsi çok beğendim. İki tarafı açılan kelebek tabir ettiğimiz bir toka var. Ben genel itibariyle mikro ayarla ilgili o kadar sıkıntı çeken bir kullanıcı değilim. Yarım baklar her zaman işimi görmüştür. Dolayısıyla bunu bir handicap olarak görmüyorum. Ama tabii ki olsa güzel olurdu. Saatlerin camı ile ilgili söylemek istediğim bir şey var. Burada kullanılan safir kristal camlar ön tarafta çift tarafta antirefle kaplamaya sahip. Dolayısıyla kadrana baktığınızda neredeyse cam yokmuş gibi bir hisse kapılıyorsunuz benim için çok güzel bir şey. Özellikle kronograf gibi kadranda görece karmaşık detaylar içeren modellerde kadranın net ve üç boyutlu gözüküyor olması çok hoş. Longine bunu yaptığı için de teşekkür etmek lazım bence. Herhangi bir longine sahip olduğunuzda zaten siz orada çok daha üstün bir standartta üretilmiş, işte tasarlanmış ve detayları bezenmiş bir saatle karşı karşıya olduğunuza emin olabiliyorsunuz. Şimdi ben yine erkek modellerinden geçeceğim. Safir kristal arka camın sayesinde mekanizmalar görünebiliyor. Üç kollu modelde L888 adı verilen sektörün birazcık aykırı çocuğu diyebileceğimiz 25.200 titreşim hı hı. bölü saatte çalışan ve 70 saat güç rezervine sahip bir kalibre var. Senin elindeki kronograflı modelde de 59 saat <laughs> olarak nitelendirmiş L898 kalibre var. Peki çok yeni bir Conquest koleksiyonuyla karşı karşıyayız ama takip ettiğim kadarıyla takipçilerden de meraklılardan da çok olumlu geri dönüşler gelmiş Longine e ve bize de aynı evet. şekilde. Sence bu çizgide bu kategoride yeni modellerle karşılaşır mıyız Longine'de? Şu an karşımızda duran 2023 Longine Conquest bence baktığım zaman spor ağırlıklı bir saat görüyorum. Bence artık dress değil. Bence köklerine dönmüş bir conquest söz konusu burada. Dolayısıyla bununla ilgili kadran renkleri veya belki bilezik, silikon kayış alternatifleri gibi şeyler aklıma geliyor. Fonksiyonel manada çok ileriye gideceğini düşünmüyorum. Yani bir multi calendar ya da annual calendar gibi bir fonksiyon ya da bir güç rezerv göstergesi, belki bir ay fazı göstergesi. Tasarımsal manada bu saate baktığım zaman bu özellikleri bu saate şık bir şekilde yerleştiremiyorum. Hı hı. Tabii işin tasarım kısmında değilim. Hiçbir zamanda bu işi profesyonel olarak yapan biriyle aynı bakış açısına sahip olduğunu düşünmüyorum ama yani kendi saat bilgim ve tecrübemle açıkçası ben bu model ailesinin geleceğini daha kozmetik veya aksesuar manasındaki detaylarda görüyorum. E bu kadar seçenek arasından favori hangisi? Şimdi bir tane kronograf seçeyim, bir tane de o zaman üç kollu seçeyim. Kronograf kesinlikle Panda. Çok <laughs> hoşuma gitti. Benim için de aynı seçenek Yani çok güzel. Şu araba kullanırken falan direksiyonda elimi doğru. düşünüyorum. Tam bir spor kronograf. Çok güzel olmuş. Bu arada 42 milimetrelik boyut gerçekten korkutmasın. Özellikle bileziğin kalitesi, yapım kalitesi, baklarının kalınlığı ve aşağı doğru taper yani daralması saati çok güzel taşıyor. Yani büyük bir saat, konforsuz bir saat takacağınızı düşünmeyin. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bunu çok beğendim. Bunun dışında 41 milimetre olanı beğendim ben de senin dediğin gibi. Burada çok güzel bir yeşil kadran var. Ben yeşil kadranları çok meraklı değilim. Mesela bizim Serdar kadar meraklı değilim. Öyle söyleyeyim. O hemen hemen bulduğu bütün yeşil kadran saatleri alıyor. <laughs> Buradaki yeşil çok güzel bir ton. Bence gayet güzel olmuş. Bunu beğendim. Şimdi genel itibariyle biz de özel limited edition saatler tasarlatıp ürettirdiğimiz için ya da kendimiz bazı detaylara göre de değişiklikler istediğimizden dolayı artık bazı şeyler eleştirirken biraz daha farklı bakış açısına sahip oldum. Eskiden derdim ya, bu tarih penceresinden gözüken disk niye bembeyaz? O Hı. diski renklendirmek çok ciddi bir maliyet getiriyormuş. Yani bunu işin içine girdiğimiz zaman aslında görmeye başladık. O Acaba bakımdan bize mi öyle söylüyorlar? Bilmiyorum. Yoksa değil de ağız birliği yapmışlar. Daha yeni konuştuk. Hepsi aynı şikayet... Hep, şey söylüyor <laughs> olamaz diye düşünüyorum. Gerçekten Peki. bir fiyat söz konusu herhalde. O bakımdan artık eskisi kadar böyle hemen ya onu şöyle yapalım böyle yapalım demiyorum. Dolayısıyla bunu da çok kafama takmayacağım. Dert etmeyeceğim. Şu iki saati zevkle alır ve kullanırdım. Öyle söyleyeyim. Özellikle Panda'yı. Panda'yı çok beğendim. Bir de böyle altın sarısı bir kronograflı model Hı -hı. var. Evet. Yine yıllar, kontrast olarak kadrandan farklı renkte. O modeli çok beğendim. Keşke bir de böyle bordo tonlarında bir 41 milimlik otomatik versiyon çıksaydı o zaman gerçekten iddialı bir görüntü olabilirdi. Evet, o ton çok da fazla yok aslında bakacak evet. olursak ama yani, dediğim gibi yani daha model ailesinin gelişiminden bahsettik. İşte sana gelişeceği açık noktalardan biri. Umarız ilerleyen bileceğiz. zamanlarda bu model ailesinin farklı versiyonlarıyla da karşılaşırız. Umarım ben eminim karşılaşacağımızı. Pekala. Okey. O halde bir inceleme videomuzun daha sonuna geldik. Swatch Türkiye'ye ve Longines ailesine bu evet. modelleri bizlere 14 tane saati çok kompakt bir şekilde, <laughs> şekilde ulaştırdığı için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki inceleme videomuzda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.